alışveriş merkezinde Burcu Güneş'le karşılaşıyoruz. 2023 yılında kariyerinde bir sürü başarılara imza atmış ünlü şarkıcı. Bu sene çok başarılı geçen benim için birçok dünyadaki olumsuzluğa rağmen kendi kariyerim adına çok güzel geçen, çok güzel şarkılarla geçen, albümle geçen, güzel konserlerle geçen bir sene geçti. Ben 2023'ü sevgiyle ve hakikaten mutlulukla böyle güzel bir iş yaptım. Benim Yolum albümü arkasından bu çıkış şarkımızın, arkasından gelen şarkılarımızın güzel başarıları, klipleri ve beni birazcık daha aslında Z kuşağıyla falan da tanıştırmış olması güzel bir adım oldu. Geçtiğimiz haftalarda Burcu Güneş, Hintli bir milyarderin lüks teknesinde özel davetli olarak sahne almış. Eşi ve kendisi Ravi çok fazla gittikleri ülkelerde sevdikleri oyuncular ve şarkıcılarla denk gelirse böyle parti yaptıklarında tanıştıklarını biliyorum. Benim çok sevdiğim can dostlarım, arkadaşlarım davet ettiler. Eşinin zaten Madonna'nın doğum günüydü ve ben ona özel olarak doğum günü şarkısını söyledim. Tabii ki çok güzel bir tekne ama ben aslında Ravi'nin ve eşinin misafirperverliğine ve candanlığına vuruldum. O kadar tatlılar, böyle sanki 40 yıldır dostuz, arkadaşız gibi bizi seviyorlar. Bana ayrı, menajerime ayrı sarılıyorlar. Önümüzden arkamızdan sürekli ne yeriz ne içeriz, bize özellikle Hindistan'ın en güzel böyle yemeklerini tanıtmaya çalıştılar. Ve bol şarkılı, bol eğlenceli bir gece geçti. Teknede dünyanın en önemli, en özel teknelerindenmiş. Onu da sevdik, güzeldi. Burcu Güneş'in 2024 yılına dair umutları yüksek. Uyandığım anda bilmiyorum neden, sizinle paylaşmakmış herhalde bu da. Umutla böyle bir başka bir dönüşüm, çok daha farklı, çok daha güzel, çok yeni bir döneme gireceğimizi hissediyorum. Ama biliyorsun, her zaman o zorluklarla gelir. Bir takım zorluklar yaşanır hayatta ve o zorluğun arkasından kolaylıklar gelir. Daha aydınlık bir dönem gelir. Sanki çok güzel, çok aydınlık ve çok hepimiz adına uğurlu, güzel bir döneme gireceğimizi hissediyorum.